Diyelim ki başlangıçta 1000 tavşanımız olsun arkadaşlar, 1000 tavşanımız var ve bu popülasyonun ayda 10 büyüdüğünü biliyoruz. Şimdi biz şunu öğrenmek istiyoruz, bu popülasyon ayda yüzde onluk büyüme hızıyla nasıl çoğalır? Şuraya küçük bir tablo çizelim. Sol sütuna geçen ayları, sağ sütuna da tavşan popülasyonunu yazıyoruz. Bize verilerden, bize verilen verilerden demek istemiştim, tekerleme gibi oldu. E, bu verilerden sıfırıncı ay bin tavşanımız olduğunu biliyoruz. Peki bir ay sonra ne olur? Ne olacak? Popülasyon yüzde on oranında büyüyecek değil mi? Ayın başındaki popülasyonu alıyoruz ve yüzde on büyüme demek ne demek? Yani bir virgül bir ile çarpmak demek. Bir virgül bir ile çarpıyoruz. Böylece 1 artı yüzde on, on virgül bir eder. Yani 1000 tavşanı bir virgül bir ile çarpacağız demektir. Ee, bu kadarlık matematiği herhalde kafamızdan da yapabiliriz, değil mi arkadaşlar? Yapalım. Evet, ne çıktı sonuç? 1100 çıktı, öyle değil mi? Evet, 1100. Ama biz yine de bunu şöyle yazalım. 1000 çarpı 1,5. Ay, affedersiniz, 1,5 nereden çıktı? 1,1 olacak, pardon, 1,1. Şimdi ikinci ayda ne oluyor? Ona bir bakalım. Yine ayın başındaki popülasyonu alıp 1,1 ile çarpacağız. Ayın başındaki popülasyon 1000 çarpı 1,1 idi. Yani hemen bir üstteki sayı. Şimdi bunu bir kez daha 1,1 ile çarpmamız lazım. Onun yerine buraya 1,1'in karesi yazabiliriz değil mi? Sanıyorum oluşmakta olan deseni fark ettiniz. Bir ay sonra popülasyon 1000 çarpı 1,1'in kübü haline gelecek. Yani bir kez daha 1,1 ile çarpacağız çünkü. O zaman n kadar ay yani n ay kadar geleceğe gittiğimizde ne olacağını tahmin edebilirsiniz. Ne olacak? 1000 çarpı 1,1'in n defa yan yana yazılıp çarpılmış hali yani 1,1 üssü n üzeri n olacak, değil mi? Yani 1000 çarpı 1,1 üzeri n. Şimdi bunu bir ifade haline getirebiliriz. Popülasyonumuza P diyelim. N'in bir fonksiyonu olarak popülasyon eşittir ilk popülasyon çarpı 1,1'in N'inci kuvveti. Bu noktada şöyle diyebiliriz. Tamam, gayet makul görünüyor. Öyle çılgın sayılara gitmez canım bu diyebiliriz. Peki o zaman şimdi 10 sene sonra ne olur? Ona bir bakalım arkadaşlar. 10 yıl ne demek? 120 ay demek. Öyleyse 120 ay sonraki popülasyon 1000 çarpı 1,1'in 120. kuvvetine eşit olur. Şimdi işte hesap makinelerini çıkarma vakti geldi. 1,1'in 120. kuvvetini kafamdan hesaplayamıyorum. Kusura bakmayın. Yapabileniniz varsa da helal olsun. 1,1 üzeri 120 yazıyoruz eşittir bu. Çarpı ilk popülasyonumuz yani çarpı 1000 eşittir ne yapıyor? Yaklaşık 93 milyon tavşan yazalım. 1000 tavşanla başladık ve 10 yıl sonra yaklaşık 93 milyon tavşana ulaştık. 93 milyon tavşan. Yani popülasyon 10 yılda 93 bin katına çıktı. O halde bir 10 yıl sonra daha yani bir 10 yıl daha sonra bunun da 93 bin katı kadar tavşanımız olur. Demek ki neymiş? Ayda %10'luk bir büyüme bayağı hızlı bir büyümeymiş. Hatta insana biraz fazla hızlıymış gibi geliyor. Ama yaşam alanı, besin ve avcı gibi sorunları olmayan tavşanlar için bu hiç de imkansız bir üreme hızı değil. Ve böyle bir şeyin yani tavşan popülasyonunun zamana göre grafiğini çizmek istersek şöyle bir şey elde ederiz. Biraz aşağıya bunu da çizeyim. Bu zaman ekseni. Ay cinsinden olsun. Bu eksende popülasyon eksenimiz. Evet, bu gördüğünüz üstel bir fonksiyon. O nedenle zamanın bir fonksiyonu olarak popülasyon grafiğimiz şöyle bir eğri çizer. Yani J harfine benzer bir eğri ortaya çıkar. Hatta bu tavşanların üremesine yeterince uzun süre boyunca izin verirsek eğer, açıkçası bunlar ne yapar? Tüm dünyayı ele geçirebilirler. Her yerden Bugs Bunny'ler fırlayabilir. Ta ki besinleri ve yaşam alanları tabii yettiği sürece. Dikkat ettiyseniz ikidir besinleri ve yaşam alanları yettiği sürece diyorum, vurguluyorum. Çünkü dünyanın gerçeği şu ki ne sınırsız besin ne de sınırsız yaşam alanı diye bir şey yok maalesef. Avcı hayvanların varlığını ve kaynaklar için girişilen rekabeti hiç saymıyorum onlardan bahsetmiyorum bile. Dolayısıyla çevrenin belli bir parçasında belli bir tür için belli bir maksimum taşıma kapasitesi illaki var. Aslında biz burada üstel büyümeyi anlatmış olduk üstel büyüme. Neden üstel büyüme diyoruz? Çünkü fonksiyonun girdisi yani zaman üslü ifade içinde yer alıyor. Yani bu bahsettiğimiz üstel büyümeydi. Oysa dünyada sonsuz sayıda tavşan olamaz, değil mi? Başka bir deyişle popülasyon sürekli olarak büyüyemez. Bir noktada çevre için sürdürülebilir olan doğal bir maksimum taşıma kapasitesi devreye girecektir. Öyleyse karşılaştığımız gerçek büyüme başka türlü bir eğri çizecektir. Popülasyon bahsettiğimiz taşıma kapasitesinin çok altındayken büyümeyi üstel olarak göstermekte bir mahsur yok. Ama büyüme o maksimum taşıma kapasitesine yaklaştıkça taşıma kapasitesi doğrusu büyüme eğrisinin asimptodu haline gelecektir. Büyüme taşıma kapasitesine sürekli yaklaşacak fakat hiçbir zaman ulaşamayacaktır. Bu modellerden sadece biri kimi modelde de büyüme eğrisi kapasite doğrusunu biraz geçtikten sonra böyle bir zikzak çizer. Yani taşıma kapasitesini birden çok şekilde ele almak mümkün. Buradaki ana fikir şu. Bir popülasyonun hiçbir engele maruz kalmaksızın sonsuza dek büyümesi imkansız. İnsanlar popülasyonları modellemek için çoğu zaman bu mavi eğriyi kullanıyor. Özellikle de çevrenin taşıma kapasitesine yaklaşmakta olan popülasyonlar için. İşte S harfini andıran bu eğriye lojistik büyüme deniyor. Bu eğriyi tanımlayan bir lojistik fonksiyon var. Giriş seviyesi biyoloji için bu fonksiyonu bilmenize gerek yok. Yazalım bunu. Lojistik büyüme. Bunu tanımlayan bir de lojistik fonksiyon var dedik. Yine merak ediyorsanız Khan Akademi'de lojistik büyümeyi anlatan videolar var. Tabi üstel büyüme hakkında da videolar var. Hatta üstel büyüme videoları çok ayrıntılı. Şimdi şöyle bir toparlarsak bu videoda aslında şunu anlattık. Bir popülasyon çevre, besin, kaynak, yaşam alanı gibi kısıtlara maruz kalmadığında üstel olarak büyüme eğilimi gösterir, gösterebilir ve gösterir. Ama bir noktada üstel büyüme modeli faydalı olmaktan çıkar. Çünkü o çevre, o popülasyonun doygunluğuna ulaşmıştır. Bakın, tavan değerine yaklaşırken olan şey bu. Dolayısıyla lojistik fonksiyon veya lojistik büyüme gerçekte olup biteni daha iyi anlatan bir modeldir.